Bugün Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda, odası koordinatörlüğünde Sakarya'nın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirlemek için bir toplantı vardı. 2030. Ben önümdeki metinden okuyorum Hüseyin. 10 yıllık yol haritası diye. İşte 2030'a kadar. Sanayi Odası'nın geçmiş olduğu haber. Abi şundan dolayı diyor, 2020'ye 10 ekleyince 2030 yapıyor, onun için duyarlı bir şey. Tamam, şimdi ben haberi okuyorum. Senin hesabını şimdi ben bilmiyorum. Hedefi 2030 işte. 2030 dediler abi. Neyse, Hüseyin dediği olsun. Hayır, 2030 benim dediğim değil. Sonra bununla ilgili Hüseyin'den başlayarak yorum alalım. Çok meraklı. Hüseyin abi harika bir soru sordu. Önce haberimiz gelsin. Ses alalım. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çalışmaları tamamlanan Sakarya Stratejik Planı'nın lansman toplantısı yapıldı. SATSO Başkanı Akgün Altuğ, vizyonu, değerleri ve hedeflerine odaklanan bir şehir inşa etmek istediklerini söyledi. SESOP Başkanı Hasan Alişan, serzenişte bulunarak SESOP'un paydaş değil, Çalıştay'ın katılımcısı olarak gözüktüğünü belirtti. Alişan'ın bu sözlerine SATSO Başkanı Akgün Altuğ cevap verdi. Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak da 34.303 üyesiyle ve 61 meslek odasıyla hizmet etmektedir. Elbette ki bu önemli Çalıştay'ın paydaştay katılımcısıyız sadece. Onu ben özellikle belirtmek istiyorum. Sadece burada ticaret ve sanayi alanında katılımcı rolümüzü. Oysa ki Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bu projenin sadece çıraklık eğitim merkezinde sorumlu olmak, ki bu konuda sorumluluk verilmiştir. Verilen sorumluluğu biz bitirmek için azami gayret göstereceğiz. Oysa ki bizim hedefimiz şu, Sanatkarlar Odaları Birliği olarak hedefimiz şu: bugünkü esnafımızı yarın sanayici ve tacir sıfatını kazandırmak. Bu stratejik eylem planı Çalıştay'da katılımcı olmamıza rağmen gönülde de hatta bize az yük verildiğini, sadece çıraklık değil bize ne olduğumuzda söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz. Olduğunu ısrar ediyorsun ama üst kurulda çalıştık. Genel sekreteriniz ısrarla katılımcı olduğunuzu söylüyor. Paydaş olarak katıldınız bütün toplantılara. Genel sekreterinize sorabilir. Ben sadece katıldığımı şu önümüzdeki sizin vermiş olduğunuz ki sadece ticaret sanayi çalıştayına katılımcı olarak 2020 pazar itibariyle orada var. Bunun dışında yapmadınız. Başka bir yerde yok. Genel sekreterimiz katıldı. Şimdi olarak. Vali Çetin Oktay Kaldırım da konuşmasında pandemiye dikkat çekerken Sakarya'nın pandemiyle mücadelede Türkiye'de ilk 10 şehir arasında olduğunu söyledi. Olarak pandemiyle mücadelede son dönemde gayet başarılıyız. Özellikle böyle kardan insanları bir araya getiren etkinliklerden, ortamlardan uzak yine düşünüyorum. Dolayısıyla ne kadar tedbirlere riayet edersek, ne kadar başarılı olursak, hızla atlatırsak hem esnafımıza hem de vatandaşımızın araştırmasına o kadar katkı vermiş olacağız. Sakarya'nın stratejik plan lansmanı yapıldı. O görüntülerde, haberdeki görüntülerde donmalar da yani bizden değildi. O internette yayın sırasında kaynaklanan da, onu da belirtelim. Ama ben dikkat ettim şimdi bu stratejik planda tartışma mı oldu Hüseyin? Ben katılmadım, yoktum ben o esnada. Şimdi aşı oluyordun herhalde. Şöyle, ben baştan başlayayım. Aşı yaptırıyordum. Hikmeti bir şey söylemedim. Ben baştan başlayayım istersen. Önce son cevabını ver, sondan başlayalım. Sondan mı başlayayım? Tartışma oldu, tartışma oldu ama burada... Neden oldu yani bu? Ben anlatayım. Tartışma oldu. Tartışma oldu. Burada Hasan Alişan'ın yanlış bilgisi var. SESOP Başkanı. Yok, yanlış evet, bilgisi var. SESOP Başkanı'nın yanlış bilgisi var. Bilerek yaptı. Hayır, Hasan Alişan diyor ki, ben anlatayım isterseniz, yani tabii, sen tabii, anlat. Tabii. Hasan Alişan diyor ki, biz diyor katılımcı olduk, paydaş olmadık. Hasan Alişan bunu diyor ama bu herkesin konuşması bittikten sonra
bunun sunumunu yapan Tuğba Canmor Hoca ekrana görseller getirdi. Görsellerde SASSO Başkanı Akgün Altun dediği gibi üst kurul. Yani 7 ana temel paydaş var. Bu 7 ana temel paydaşın sıralamasında SESOP orada çıktı. 6. sırada. 5. veya 6. 6. ya da 5. sırada SESOP çıktı. Zaten 5'te şimdi, SASSO var düşün yani. Şimdi diyor ki Hasan Alişan, biz diyor katılımcı gibi olduk. Ya ne katılımcısı? Hasan Alişan konuştu, Vali Bey konuştu, Ekrem Yüce herkes konuştu. Biraz sonra bu sunum geldi ekrana. Sunumda bir baktık daha sunumun başında hemen ekleyecek halleri yok. Bir baktık orada SESOP var. Dolayısıyla Hasan Alişan burada dersle çalışmamış. Hasan Alişan katılımcı bir kere paydaş. Zaten Başkan Akgün Altun da orada söyledi. Dolayısıyla oradaki Hasan Alişan'ın çıkışı bana göre yersizdi. Bence derste çalışmamış. Yani bence o, sen de dersine çalışmamışsın. Yanlış. Hayır, hayır. Katılımcı. Katılımcı diyor ya. Bilerek. Paydaş. Tamam, sen bitir ben şey yapayım. Sen bitir sonra sefer. Tamam siz tamam, devam edin. Tamam. Yani sence ne? Art niyetli bir çıkış ben mı? Ben bir video koyayım mı? Ha o başka. Bak şimdi SESOP Başkanı Hasan Alişan bunu böyle önemli bir planı baltalamak için çıkıyorsanız ben sözü size bırakayım. Ben, ama Hasan Alişan'ın çıkışında yanlışlık var. Hasan Alişan dediği gibi SESOP katılımcı değil, paydaş. Zaten o bir 10 dakika sonra çıkan görselde de üst kurulda olduğu gözüktü. Kaç dakika? Bir boş çıkış yaptı. Hasan Alişan boş çıkış yaptı. 3 dakika bir ara versek, ayrılmasak olur mu? Reklama gidelim, hiç ayrılmayın. Devam edelim, ara verelim mi? Ara verelim. Ara verelim, evet. Evet, kısa bir ara verelim. 3 dakika delirici ama biz 5 dakika yine olabilir. Sonra birlikte olacağız. Bir kahve içelim, geliriz. Efendim gazeteciler devam ediyor. Yine Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın bugün yapmış olduğu, paydaşı yapmış olduğu Sakarya Stratejik Planı'ndaki perde arkasını konuşacağız. Temin o toplantıda öne çıkan bir detay, SASSO Başkanı Akgün Altun ile SESOP Başkanı Hasan Alişan arasındaki bir paydaş ve katılımcı polemiğiydi. Onunla devam ediyorum. Evet Hakan sen de takip ettin. Hüseyin sen farklı bir görüşteydin galiba, sen farklı dedin. Bir daha söyleyeyim. SESOP Başkanı Hasan Alişan boşa orada çıkış yaptı. Çünkü kendisi katılımcı değil, paydaştı. Zafer abi, paydaş Zafer olduğu abi, da görselde ortaya çıktı. Bunu söyleyeyim ondan sonra. Zafer abi bana baktı. Sana sordu, Hüseyin Cumalı'ya söz verdi. Süper, süper. Sağ gösteri. Yok şöyle yaptı. Herkesi aktif hale getiriyor. Herkese böyle. Elinizde telefonları, burada elinizde telefon var ya. Telefonla oynaya bak. Hüseyin'in telefonla oynamasa ben... Beyefendi çok... ben telefonla oynamıyorum. Devamlı dış hatlardan bana... WhatsApp'tan yazılar geliyor, cevap veriyorum. Bana Almanya'da yazılar geliyor abi, onlarla uğraşıyorum. Ciddi mi geliyor? Geliyor, okudum işte daha da. Beyefendi gazeteciyiz, hayatı 24 saat yaşıyoruz. Beyefendi elime kızmazsan. Yok, estağfurullah. Evet Hakan, sen ne diyorsun? Şimdi Hasan Alişan toplantıya bence bu stratejik plan için gelmemiş gibi göründü yani. O lafa öyle bir girdi ki, esnafın sorunlarıyla falan önce bir teşekkür etti stratejik plan için. Ben Hüseyin Cumalı'ya o konuda katılıyorum. Bence çıkışı bir şeydi. Hani yersiz bir boş çıkış. Kesinlikle yersizdi. İşte bu kermesten girdi. Kent Park'ta, Donatım Park'ta yapılan kermesten girdi. Ondan sonra esnafın işte pandemiden dolayı birçok esnafın hala kapalı olduğundan devam etti. Daha sonra da kendilerinin niye katılımcı olarak girdiğini, paydaş olmadığını. Yani bu stratejik planda paydaş konumda olmadığını sorguladı. O da şeyde SASSO Başkanı da mecburen lafa girip sizin de yani siz de paydaşsınız burada demek zorunda kaldı. Bilmiyorum Hasan Alişan'ın bir şartlı farklı bir şekilde gelmişti. Bence orada toplumu yani birçok çıkış mı yaptı? Birçok kişi vardı orada. Bence yani ya gereksiz çıkartmaması lazımdı olayı. Yani bu stratejik planın önde olması gereken bir durumda bence onu işte ikinci plana atıp da başka bir konuyu gündeme çıkartmaması gerekirdi. Bence daha profesyonel davranması gerekiyordu yani. Çıkarttı bu yöresel ürünler konusu da mı vardı? Yöresel ürünler falan da tepki. Tabii o şey de kermes düzenlendi ya işte 10 gün diye izin alındı, niye bir aydan beri devam ediyor gibi.
Orada da bir serzenişte bulundu. Ben Sakarspor'la ilgili bak, açıklama yapmış. Ben geleceğim. Ben kendi görüşümü söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi yöresel ürünler pazarı. Ben şimdi Sakarya'nın yapısı her ilden insanlar var. Doğru mu? Karadenizlisi, Doğulusu, Akdenizlisi, Trakyalısı her var. Şimdi burada gelip de aslında bir mantık baktığın zaman İstanbul'da bu yapılıyor ürünler. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Ben kültür kermesleri böyle kermesler aslında olması gerektiğini savunuyorum. Hasan Erşen'in bir de bir çıkışı vardı. Kasaba mantığıyla yapılan bu şeyden utanç duyuyorum dedi. Hasan Bey kendi görüş, ben ona katılmıyorum. Ben o tür kermese bakın tekrar diyorum, neden diyorum? Böyle gelsinler işte Afyon'daki Afyon'un kaymağı, işte Trabzon'un ekmeği, Van'ın şeydi. Onlar gelsin de bulusun, birebir bulusun yani. Ben ona karşıyım. Şöyle karşıyım. Konu Sakarspor olduğu için tamam Sakarspor'a yardım. Sakarspor demiyorum. Bak Sakarspor olayından baktığımız zaman tamam ama kardeşim bu şehrin esnafı bak bir dakika. Uzun soluklu bir dakika. Bir aydan beri bu ama bir aydan beri bu bir aydan beri devam ediyor. Uzun soluklu. Beyefendi. Mesela bir hafta sonu yapılır tamam anlarım. Bakın daha önce de bu tren garında yaptılar bunu. Şimdi orada esnaf kira veriyor, sigorta ödüyor, stopaj ödüyor. İşçisine maaş ödüyor. Sen geliyorsun orada bir çadır kuruyorsun. Çat. Esnafı kırıyorsun. Esnafına ucuz veriyorsun. Kiran yok, stopajın yok, çalışanın yok. Bak Sakarspor konusunda hassas gidiyorum. Eyvallah ama bir aydan beri de orada bir bir festival var. Sakarspor bak tamam eyvallah. Sakarspor gelir gelsin ama biraz da esnaf açısından bakmak gerekirse buna Sasso da tepki gösterdi. Sasso da tepki gösterdi. O konuda kendi görüşünü söylüyorum. Konu o değil. Konu şu. Planlamada SESOP birebir bulunmuş. SESOP yöneticileri bu planlamada çalışanlara katılmış. Ve aynı zamanda Hasan Alişan ve diğer konuşmalardan sonra ekranda çıkan görselde SESOP var. Esnaf odaları var orada. Buna rağmen Hasan Alişan diyor ki sanki baltalamak gibi. Efendim diyor biz diyor katılımcıyız diyor. Bize diyor aslında diyor, biz diyor paydaş olmak istedik. Ya sen zaten paydaşsın. Var, görselde var. Yani sunuma geçildi. İlk çıkan görsellerde bir de baktık. Orada üst kurul denilen 7 ana temel paydaş arasında sezon var. Şimdi buna rağmen canlı yayında niye böyle bir çıkış yapıyor SESOP başkanı? Bir, eğer bunu bilmeden yapıyorsa bu daha büyük ayıp. Çünkü böyle önemli, şehrin böyle dinamiklerinin, valisinin, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bütün hepsinin buluştuğu böylesi önemli ve bizi 2030'lara taşıyacak olan böyle önemli bir planlamadan haberin yoksa ve bunda sen paydaş olduğunu bilmiyorsan bu daha da bayım. Eğer bundan hepsini bilip de, bitiriyorum, eğer bunların hepsini bilip de böyle bir çıkış yapıyorsan bu hepsinden de kötü. Yani bunun bana göre tutulacak yanı yok. Yani şöyle, ben Hasan Alişan'ın bunu bilerek yaptığına eminim, net. Hasan Alişan burada şunu demek istiyor aslında. Ya plan yapmışsınız ama diyor, hadi teşekkür ederim diyor. Güzel de bir plan diyor. Ama diyor bizi buraya çok almadınız ya diyor. Biz buraya diyor sanki diyor paydaş değil de diyor. Burada biz katılımcı gibiyiz diyor. Ya planı küçümsemek istedi Hasan Alişan orada. Bizi esnafı dışarıda tuttunuz demek istedi. Halbuki böyle bir şey yok. Yani bana bile iki gün önce geldi, bir gün önce geldi. Derya kulakları çınlasın attı basına önden stratejik planı. İlk baktığım şey paydaş kurumlardı. Yani bir kendi haline bir gazetecinin bile ilk baktığı yeri 6. sıradaki paydaş kurumun başındaki isim mi bilmiyor? Ya mümkün mü öyle bir şey bilmesi? Ve özellikle şunu dedi bak çok net bir şekilde. Altını çizerek söylüyorum. Bu çalışmada katılımcı olarak var olan SESOP dedi. Niye altını çiziyorsun Hasan Erişan? Özellikle niye katılımcı olduğunun altını çiziyorsun? Bize diyor bir konu verdiler. Hasan Erişan'ın dediği şu. Satso, Valilik, Sayı, Sübü, STB hepiniz toplanmışsınız. Bir diyor plan yapmışsınız, bizi bunun dışında bırakmışsınız diye orada rol çalmaya çalışıyor. Yok alakası yok. Ben ne, abi o zaman ne yaptı? Şöyle bilmemesi mümkün mü Zafer yok, abi? Bak, bir 4-5 aydan beri stratejik plan çalışılıyor. Bir girip çıkayım, devam et. Bilmemesine bunun imkan yok. Çünkü imkan yok abi. Genel sekreteri veya üst yönetimi şu anda ekranda kendisi. Sasso Başkanı Akgün Altun diyor ki sizin diyor yönetiminiz bu çalıştaylar oldu, bunlara katıldı diyor. Şimdi alt kadrodaki bir insan böyle bir çalıştaya Hasan Alişan'ın izni olmadan gidebilir mi? Mümkün. Ya, İmkanı var mı? Orada geçeyim. Hasan Alişan şey mi oldu? Bir kamera var orada. Geçeyim kameranın başına. Zoom'da bir stratejik plan çalıştayı varmış. Konuşayım. Ya bilmeden mi oturdu oraya? Mümkün mü bunu bilmemesi?
Ve beden dili okuyacağım burada. Niyet okuyacağım. Hakan abi katılır büyük ihtimalle. O da çünkü şey yaptı. Akgün Altuğ şöyle dedi. Ya sen dedi diyorsun da sen bak siz değil. Şehrin erkanı orada. Büyükşehir Belediye Başkanı orada. Nasıl ifade et? Sen mi dedin? Sen dedi. Tabii tabii. Siz de mi? Sen dedi diyorsun da dedi. Kim dedi? Akgün Bey. Bak net böyle sen diyorsun da dedi. O zaman bir sert çıkış var. Tabii ki yani böyle bir şey beklemiyordu büyük ihtimalle ki yani şey yaptı. Akgün Altuğ bak net ben orada şey yapıyorum Zoom'da kamerada değiştiriyorum. Akgün Altuğ böyle şey yapıyor aslında Yaşan konuşurken tutuyor kendini. Çünkü bak çok bir net provokasyon. 160 kişi varmış katılımcı. Tabii, evet ben şunu diyeceğim bak kişi. Bu şunun gibi bir şey. Biz burada şey yapıyoruz bir program öncesinde bir şey konuştuk. Neyi konuştuk mesela bugün dedik ki mesela birazdan Coşkun Bilir'e gelecek mesela konu diyelim ki. Programda dedik ki Coşkun Bilir konuşur muyuz konuşuruz. Konu Coşkun Bilir'e geldiği zaman ben diyeceğim ki... Az sonra da Coşkun Bilir. Ben konu Coşkun Bilir'e geldi diyeceğim ki... Üstüne basa basa söylüyorum. Ben konuşmadım bu konuyu, haberim yok. Ya mümkün mü öyle bir şey? Biz planlıyoruz bunu yani. Hasan Erişen'in yaptığı net bir şekilde... Şimdi... ne oldu şöyle bir şey var. Yani... O ne? Ben... Yani yapmak istemiyorum ama yaptırıyorlar. Ne var biliyor musun? Şimdi... Hasan Erişen bu planı herhalde... Sefan dediği yere gelmek istiyorum... dinlemedi de. Vali Bey konuşuyor. Şimdi bu herkesin olduğu bir platform ya. Şu anda ekranda görüldüğü Zoom. Gibi. Ben bakıyorum Hasan Erişen'e. Elimde fotoğraf var. Fotoğraflarını çektim. Hasan Erişen vali konuşurken devamlı telefonda, kendi telefonunda bir yerde konuşuyor. Ekranda da açık kendisi. Fotoğraf var bende. Hüseyin. Yani ya şimdi vali konuştuğu sürece orada birilerine muhabbet etti. Vali Bey konuşuyor ekranda. Birilerine muhabbet etti. Telefonla konuşuyor ya bir kendi valisi esnafın çok ya, sorunu vardır. Hayır canım Hasan Erişen'e var ben hayır Hasan Erişen böyle mesleksiz yerlerde değiştirilmez. Sen de bir esnafınla ilgili bir konuşuyor olabilir. Atıyor çok önemli bekleyemez. Atıyor bunu atıyorum. Tartışma sonrasında Hasan Erişen mikrofonu kapat geri adım attı. Mikrofonu kapatıp şey yaptı. Bu sefer orada birileriyle tartışmaya başladı. Fark ettiniz evet, mi? Evet gördüm. Ben şeyi hemen kamerayı Hasan Erişan'a getirdim. Ben şimdi fotoğrafı atıyorum. Yani hararetli hararetli büyük ihtimal... Sayın Vali konuşurken... Vali şey, Hasan Bey hazır mı diye evde? Yani biz Hasan Bey'de 65... Yok, ben kaç oda var üstü? Zafer abi net ben bir şekilde Hasan söylüyorum. Hasan Erişan'ın şartlı olarak oraya geldiğini düşünüyorum. Net bir şekilde söylüyorum. Sakarya Spor canlı maçlarını geçen sene TV264 yayınladı. Zafer Tokuş çıkıp şey diyebilir mi? Ya benim haberim yoktu bundan falan. Ya ben başında sen varsın. Bir adım o zaman daha bırak bir... git emekli ol yani. Bak, Hüseyin attı. Emekli ol o zaman. Attım ben. Hüseyin Bey attım. Hüseyin nerede Hüseyin? Ben bir adım da gideyim. Farklı bir şey söyleyeceğim. Hasan Erişan bu planı beğenmeyebilir. Esnaf açısından beğenmiyor. O fikrini bence söylese ben ona saygı duyuyorum. Bak dese ki tamam güzel çalışmışsınız. Bir sürü paydaş var. Hatta ben de paydaşım ama ortaya çıkan bu planı ben SESOP olarak esnaf adına beğenmiyorum. O kadar. Hoşuma gitmedi. Esnafı rahatlatacak hamleler yok. Esnafın 2030 vizyon ve misyonunu açacak bir atılım göremiyorum dese ben buna saygı duyuyorum. Bu onun fikri. Bak ben buna saygı duyuyorum. Ya ben anlamadım. Ama ben katılımcı gibiyim. Benim fikrimi sormadığınızda gelmesi... Ticaret borç odası arasında bir gerginlik mi var? Var. Ezelden beri var o ya. Bak, Akgün Altuğ ile Hasan Erişen arasında daha çok. Bu oluyor. Daha önce de bir minibüsçülerin bir eğitimiyle ilgili de. O zaman da Mahmut Köse musuldu. O zaman da bir Mahmut Köse musuldu o zaman başkan. Evet. O zaman da bir sorun yaşandı. O zaman da ben hatta köşeler yazdım hatırlıyorum. Gene SESOP'la şey arasında, SASO arasında ben daha da geriye gideyim. Ben 1984 yılından beri gazeteciyim Zafer Tokuş'la beraber. 17-30 depremi sonrasında SASO ile SESOP arasında gene bir depremden sonra gene bir mitinglerde de bir sorunlar yaşandı. Ha sorun yaşanır biter. Saygı duyuyorum. Olabilir. Fikir çatışması her zaman olabilir. Biz gazeteciler arasında devamlı fikir çatışması oluyor. Ben buna saygı duyuyorum. Bir daha söyleyeyim. SASO'nun planı veya işte heyetin yaptığı planı Mustafa Eser'in başında olduğu ekibin çalışmasını beğenmeyebilir. Ben buna gene saygı duyuyorum ama ben katılımcı gibiyim, ben paydaş değilim dediği noktada ve 10 dakika sonra görsel ekrana çıktığı zaman üst kurulda, 7 kişinin olduğu üst kurulda bir tane ses olsa ve bu ortaya çıkıyorsa bir gazeteci olarak ben burada bir dakika derim. Tam benim dediğime geliyorsun işte. Net bir şekilde. Ben şunu diyorum. Ben biraz daha cümleleri
derli toplu kuruyorum ama yani burada yani Hasan Ersen'in boş çıkışı diyorum. Yani boş boşuna çıktı. Allah'tan derli toplu yapıyorsun. Boş çıkış ama. Allah, abi bak şu ben şunu iddia ediyorum. Ne diyeyim yani? Net şunu diyorum bak. Ya bu üstüne basa basa. Şimdi biz burada bak, net söyleyeyim, aynı şey. Şunu da söyle sen konuş. Biz şimdi burada böylesi bir planı bak bu kadar çalışmışlar. Hüseyin attı fotoğraf. Artısını eksini konuşacağımıza bakın ne konuşuyoruz. Oraya geleceğim. Hasan Erişan dediği gene oraya olmuş. Geleceğim. Bak, bak oraya geleceğim. Şu Hasan Erişan bu lafı söylemeden önce dedi ki 62 sektörde 30 bin üyemiz var dedi. Önce bir 61. güçlü olduklarını vurguladı. 61 oldu. 61 ve 62. 30 bin de küsuratla vuralım. 34 bin. Evet üye sayısını vurguladı. Bak üye sayısını vurguladı. Ondan sonra bu çıkışı yaptı. Bence Hasan Erişan şunu diyor. Biz dışarıda bıraktınız diyor tamam mı? Ama Hasan Erişen içeri girmek için ne yaptı? Fotoğrafı verin. Hüseyin attı fotoğrafı. Bir şey söyledin Hüseyin abi. Dedin ki depremden hemen sonra Saksoy'la evet. Sesop gene böyle. O zaman gene Hasan Erişen var. Miting zamanı var. Tabii canım. Tabii, ya tabii. Abi aktörler değişiyor. Şehrin valileri abi, değişiyor. Şehrin Büyükşehir Belediye Başkanlığı değişiyor. İlçe başkanları değişiyor. Yani. Kentlerin isimleri değişiyor Hasan Erişen. Ama o da başkanları işte şimdi... Erken geleceğiz. Coşkun bir yere geleceğiz ama gelmek de istemiyorum ben. Çünkü köşe geleceğiz, yazacağım en son, ona. En son geleceğiz. Şöyle, şimdi, yani şimdi oda başkanları sorgulanması lazım. Bakın. Abi en son gelelim mi? Konu dağılmasın. Evet, konu dağılmasın. Yalnız dağılmasın. Ben şunu söylemek istiyorum burada. Sen Hasan Alişan, SESOB'un başkanı. Muhatapları kim bunlar? Vali, işte belediye başkanı, SATSO başkanı, üniversiteler. Yani bu eğer planı daha önce Hasan Alişan görmemiş mi yani gidip SASO Başkanı'yla gidip randevu alıp söyleyemez miydi? Ben bu planda işte daha çok rol almak istiyorum veya işte esnafı burada yeterince temsil edemiyorum. Bu planda bazı şeyleri değiştirin diyebilirdi. Evet. Pardon. Vali girmem lazım. SASO'yu demeyecek ki onu. Mustafa İhsan'a diyecek. Yok. Ha mesela. Mustafa yani, İhsan'a diyecek. Veya işte koordinatörü Mustafa İhsan. Sen Mustafa İhsan'a bunu diyebilirdi. Vali Bey'e gidip işte biz esnaf olarak bu konuda daha çok rol almak istiyoruz diyebilirdi. Yani buraya gelip, yani bu noktaya gelmiş artık bir stratejik plan hazırlanmış. Sen buraya geliyorsun, burada bu şekilde bir serzenişte evet. bulunuyorsun. Bence yani Hüseyin Selam tek, baş, evet burada kimler var? Bunun tek şeyi var, baltalamak yani. Şu anda bu fotoğrafı çektim, bende birkaç fotoğraf var böyle. Tam sayın, ekran yapın sayın, arkadaşlar, sayın, tam ekran. Sayın Vali konuşurken, çay da içiyorsun. Çay içebilir, sıkıntı değil de. Yani Sayın Vali konuşurken Hasan Erişen telefonda, ondan önce bir hararetli konuşmalar yaptı. Vali konuşuyor o anda, vali dinlemiyor. Yani bir gazeteci olarak benim dikkatimi çekti. Konuşmaları bitti, bu sefer telefonda konuşuyor. Ya orada vali bir şey anlatıyor, bir Sakarya valisi bir şey anlatıyor. Bir dinle yani, ne bileyim ben. Biz işi gücü bıraktık bugün, Sayın Vali'yi dinledik yani. Bayağı da gazeteci katıldı abi, ben baktım. Katıldı tabii, herkes katıldı. Tamam alabiliriz arkadaşlar. Aziz soru sordu, sen soru sordun. Gönülten alın. Hakan Turan soru soramadı. Ortada Levent haberin KJ'si, haberin ben, şey oynasın ben, yani, VTR'si. Ben gördüm Levent Bayram'ın sorusunu. Hakan Turan'ın dediğinin üzerine ben ekleme yapmak istiyorum. Sen diyorsun ya hani esnafla ilgili bu çalıştaylar yapıldı, işte onlar yapıldı. Gidip de valiye ya da işte Mustafa Eysen'e... Burası yeri değildi. Yok yok. Söylerdin diyor ya. Ben daha farklı bir yere çekeyim olayı. Ya Mustafa Eysen'e ya da valiye gitmese gerek yok ki. Ne diyor SASO Başkanı Akgün Altuğ? Diyor ki sizden zaten diyor yetkili vardı. Sen oraya bir yetkili gönderiyorsun, genel sekreterini gönderiyorsun ya. Veya yönetim kurulu düzeyinde zaten bu çalıştaya, bunların çalıştayı oluyor ya, plan öncesi yapılan çalışmalara katıldı. Sen çağırmıyor musun kurumun başındaki bir başkan olarak, gel bakalım demiyor musun, ne oldu, ne diyorlar, esnafla ilgili böyle önemli 2030 misyon ve vizyonu konuşulduğu bir noktada bizim esnaflarla ilgili ne oldu, biz ne yapabiliriz, ne katkıda bulunabiliriz demiyor musun? Evet. Yani bunlar bilmiyorum ben. Evet, konuşacağımız da konuştuk. Evet, İstersen başka konuya geçelim. Stratejik plana gelelim. Çok önemli bir şey stratejik ben, plan. Planı konuşalım. Bu toplantı sonrasında şöyle bir şey var. 27 stratejik amaç, 66 hedef, kıbbi proje belirlenmiş. Bu da Sakarya Ticaret Odası'nın bu akşam saatlerinde bu toplantı sonrasında basına geçmiş olduğu açıklamada yer aldı. İşte teşekkür etmişler ve Sakar için iyi, hayırlı, huğurlu olmasını talep etmişler diyerek bu noktayı da koyalım. Şimdi şöyle bir şey var.
koyalım da. Ama sicik plana koymadan ki. Önce planla ilgili çalışıldı. Hasan Arışan'ın orada iki lafını konuştu. Bir dakika. Sicik plana 5 dakika değinelim abi. Planla ilgili şunu diyeyim ben. Planı incelemedik. Yani ben inceledim. Ben inceledim. Ben incelemedim. Lasman'da gördüklerimizi bize anlattıkları kadar sunumda neydi hanımefendinin adı? Tuğba Canbar'ın bize anlattığı kadar, hocanın bize anlattığı kadar biliyoruz ama ya şunu da benim düşüncelerim var. Bunun misyon ve vizyonlarda ve işte 5 ana madde eko sistem üzerinde 5 ana madde, hatta ben bununla ilgili bir soru sordum, dedim ki bir sıralama var orada, önce sanayi ve ticaret var, dedim bu sıralamaya mı gidecek öncelikler, yoksa bu öylese konulmuş bir sıra, öylese dedi konulmuş, yani bir sıralama yok, karmaşık gidecek bir sıralama, dolayısıyla orada ben bir rahatladım. Neden? Çünkü bizim önceliğimiz sanayi ve ticaret değil, bana göre tarım ve şehirleşmeydi. Neden? Şehirleşme içinde çünkü kentsel yapılaşma da giriyor, kentsel dönüşüm de giriyor. Dolayısıyla orada tereddütümü benim Mustafa Hüseyin giderdi. Yani şu 5 sene sıralama var ana maddelerde, sıralama doğaçlama yapılmış. Önceliğimiz o değil dedi. Şöyle, biz bunu yakından takip etmemiz lazım ve dolayısıyla yapılanlar, yapılan çalışmaların dijital ortamda, internet ortamında devamlı verilerin aktarılması lazım ki bu planda neler var, neler oluyor, yaptırımları ne? Artı bir de pandemi yaşıyoruz. Pandeminin yaşandığı bir ortamda ve ekonominin de darboğazda olduğu şu ortamda burada alınan kararlar ne kadar hayata geçirilir? Şahsen beni biraz düşündürüyor. Evet, yani şöyle, böylesine önemli bir çalışmada Hasan Erişen'in bu açıklamalarının planın önüne geçmesine bir kere karşıyım ama bunu konuştuk. Yani bu bizim işimiz biraz da magazin, biliyorsun yani bu tip. O plandaki spesifik detayları konuşsak insanlar sıkılırlar. İş dünyası da bunu konuşuyor şu anda, biliyor musun? Evet evet, bunu şey yapıyorlar çünkü şehrin en büyük iki sivil toplum kuruluşunun başkanlarının birbiriyle girdiği diyalog tabii ki önemli ama stratejik plan da son derece önemli. Şimdi benim dikkatimi çeken en önemli olay stratejik plan, biraz da program öncesinde Hakan abi ve Aziz'le de konuştuk. 10 tane Sakarlı bir araya gelse, Sakarlı ne eksikleri var dese hemen hemen o stratejik planın yarısını söylerler. Ya eğitim iyi değil, işte ulaşım sorunumuz var, kentsel yapı stoğumuz var. Ama şimdi bu planın uygulanması konusundaki ciddi endişelerim var benim. Yani örneğin Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce 2019 seçimleri öncesinin beğenilerini açıkladı. İşte bazı projeleri vardı Ekrem Yüce'nin. Şimdi bunun gibi projeleri de önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani stratejik plan kime bunu dayatabilecek? Örneğin 2024 seçimlerinde, yerel seçimlerde aday olacak belediye başkanları stratejik planı eline alıp ben seçim beyannamemdeki projeleri açıklayacağım da acaba tarım ve hayvancılık konusunda stratejik planda ne öngörülüyor? İşte sürdürülebilir tarım, ben buna ilişkin bir şey yapayım diyebilecek yaptırımı mi? Ne? Yaptırımı ne? Yani evet, biz bir araya gelmişiz. Oradaki tehditleri, dezavantajları, avantajları tek tek sıralamışız ki baktım. Örneğin Mudurnu Deresi'ndeki tekstil fabrikalarının dereyi kirletmesine varana kadar çok detaylı bir dezavantaj raporu hazırlanmış. Hepsi tek tek, evet, Sakar Nehri'ni... Mali Bey de onun altını çizdi. Evet, tek tek hazırlanmış ama şimdi... Pardon, buyur. Mali Bey şunun altını çizdi, Mudurnu Deresi'ni değil. Bizim dedi önceliğimiz, dünyanın önceliğinde olduğu gibi dedi, çevre ve de doğa dedi bizim önceliğimiz. Yani Mudurnu Deresi'nin altını çizmedi Mali Bey, orada bir yanlışlık anlaşılmasın. Evet. Çevre ve doğa dedi bizim, evet, önceliğimiz. Evet. Evet, yani şöyle bak, şimdi bir taraftan da böyle göz ucuyla bakarken de böyle bir sürü şey sıralamışlar. Örneğin işte turizm potansiyelinin arttırılması konusunda şunlar şunlar yapılacak ama yani ben stratejik planım biraz daha çok net bir şekilde bu bir eleştirim benim. Genel fikirler çerçevesinde değil de daha spesifik hedefler doğrultusunda olmasını öngörebilirdim. Yani Türkçe konuş ya. Abi bunun Türkçe şeyini çok bulamıyorum. Daha net diyeyim. Net diyeyim. Daha net hedefler. Sefa biraz akademik yanı vardır. Bizim gibi duvarsama konuşmaz. Biz burada halkın anlayacağı bir dilde konuş. Üstü konuş. Sepeşi şunlardan falan mı anlıyor halkı? Yok arkadaş. Yapıyorsun ya bazen yayında. Ama yani böyle Türkçe konuş yani. Öz Türkçe konuşun. Yani tamam, siz devam et. Şimdi canlı yayında birbirine girmeyin. Şimdi devam et. Abi o zaman öz Türkçe, şu lansman yazısını siler misiniz? Öz Türkçe değil. Ya arkadaş, lansmanın anlatıyor da. Stratejik de öz Türkçe değil, onu da kaldıralım oradan. Sefa, beni polime girme be kardeşim. Ya abi sen de öyle bir yer. Tamam sen şey anlatma, devam et. Anlat, bitince bitirdiyse tamam. Şunu desek anlardım mesela. Bak sana sorayım. Şunu desek anlardım. Turizm konusunun kalkınmasını öngörüyoruz. Evet. Bunu öngörelim ama Akyaz'da golf sahası mı yapılacak? Taraklı'da yeni bir termal tesis mi yapılacak? Bunu mu istiyorsunuz? Yani stratejik planın
noktasal hedefleri konusunda eksiği olduğunu düşünüyorum ve stratejik planın yürürlüğe konulması konusundaki denetim mekanizmasının ve denetleme mekanizmasının eksik olduğunu düşünüyorum. Hakan. Ben de Sakarya'dan önce, stratejik plandan önce bence Sakarya'nın bir imaj planına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bugün, evet, Aziz sordu bugün, çok önemliydi. Aziz de bugün o konuda bir soru sordu. Mustafa İhsan biraz kaçamak cevap verdi. Sakarya baktığımızda, bakıldığında işte işlenen cinayetlerle, ondan sonra fındık işçilerin dövülmesiyle, ne bileyim cinci hocalarla, işte tecavüzcü hocalarla, başımızın belası FETÖ'yle alınan bir il haline gelmiş durumda. Daha çok bunları görüyoruz. Daha çok işte Aziz mesela bugün bana dedi, ben dedi deplasmana Sakarya Spor için gittiğimde dedi FETÖ'cüler geldi diye bize dedi tezahürat yapıyorlar diğer iller dedi. Yani bu bence gerçekten önce yapılması gereken imaj düzeltilmesi gerekiyor. Bunun yanında Sakarya esnafının güvensizliği, işte insanların İzmit'e kaçması, diğer illere kaçması. Hani Hasan Elişan söylüyor ya, bizi almadılar. Önce mesela Sakarya esnafının güvenliğini tekrardan halkta sağlanması gerekiyor. Bence stratejik plandan önce Sakarya'nın bir şekilde isminin ve durumunun düzeltilmesi gerekiyor ki stratejik plan için işte birilerinin buraya geldiğinde kötü şeyler duyup da gelmekten vazgeçmesi, yani vazgeçtikten sonra bence bu stratejik planda bir anlamı yok yani. Önce karizmasını düzeltecek ki Sakarya daha sonra buraya birilerini çekebilsin. Sakarya'nın algısını düzeltmesi gerekiyor. Evet, ben bu toplantıya ilgili olarak da alınan karar var. İşte 27 amaç, 66 hedef, 41 proje belirledik. Sakarya Ticaret Odası bunları açıklarsa da ne olduğunu görmüş oluruz diye düşünüyorum. Tek tek. Öyle bir şey var. Ben burada aynı zamanda size katılmadığım bir nokta da var. Kendi görüşümdür. Beni bağlar, kimseyi bağlamaz. Bu yöresel ürünler pazarı ile ilgili olarak ben diyorum. Sakarya'nın etnik yapısı olarak her ilden insan var. Yöresel pazar. Hani bu temin dediğiniz Hasan Ali Şan'ın festival diyor. Esnaf, ya kermes. Kermes ya, pazar diyeyim ben ona. Festival yani, tam adıyla kendileri festival diyor. Festival veya kermes. Ben de... Tamam, ayrıntıya takılmayın abi. Hayır, afişleri festival yani. Kendi dedikleri ben o. Ben şöyle bir şey diyorum. Şimdi bunu İstanbul'da da yapılıyor, Ankara'da da yapılıyor. Beyefendi, festival diye afişleri var. Yani ben uydurmuyorum. Ya nerede takılıyorsun be kardeşim? Bir dakika, bir şey anlatıyorum. Tamam, bitirelim. Bir konuyu kapatalım. Ne çok seviyor bölmeyi ya. Yani bitireyim. Ondan sonra siz istediğin konuşun. Başka konuya geçeceğim. Konumuz çok var daha burada. Yavuz'un açıklamaları var. Birleşik Arap Emirlikleri ajanı var. Borçların silinmesi var. Haberşek var. Fabrikası var. İlk aşı var. Pandemi kahvesi bulmaları var. Hepsi de var. Da var. Şimdi ne? Erenler. AK Parti erenler. O AK Parti en sonunda zaten uzmanı zaten bizim Sefa. Hiç takip etmedim o konuyu. Hiç bilmiyorum AK Partili. Vallahi ve neticede ben şöyle diyeyim, o tür fuarların veya kısa günlü, kısa süreli olsa da açılması yanar. Çünkü insanlar kendi memleketlerine gidip geliyorlar. Ben de şunu söyleyeyim. Eğer ben düşüneceğim. 3 gün, 5 gün açılacaksa ben de hemfikirim evet, seninle ama yani onu, 30 gün açılacaksa ben 30 gün, bakın 30 gün ben bir şey demiyorum. Ama ben 3 gün, 5 gün olayım. Mesela diyelim ki gidip de bir işte orada bir Malatya'nın Malatya kayısısı, işte Van'dan Kars'ın peyniri. İşte çünkü bizim Sakarya'da etnik olarak 40 küsür mü 60 küsür yöresel hemşehrin hijyen değerliği var. Bakın bak Hüseyin, hijyen konusu Sağlık Müdürlüğü'nü ve o belediyenin denetim işi. Ben genel olarak düşünüyorum. Bak, beni pencereme anlatıyorum ben sana. Sen biraz da esnafın penceresinden bak. Ama tabii Hakan bir güzel bir şey söyledi. Esnaf da yani şimdi esnafın bak, pandemi var. Esnaf zor durumda. Pandemi esnaf var da arkadaş, biraz da gerçekçi olalım. Yani adam diyor ki işte, peynirin alacak. Real gidip konuşuyorum. De Ezine peynir alacaktı veya başka. Real konuşuyorum beyefendi. Ya sen günümüzde her şey var ki. Tamam. Sakarya'da her şey var. Ne var? Abi her şey var. Oranın esprisi ne biliyor musun? Biraz daha ucuz veriyorlar. Niye ucuz veriyorlar? Dükkan kirası yok, bir şey yok, ondan ucuz veriyorlar. Bak ben günlerden beri burada Coşkun Bilir'e dahil esnaf ya noktası yapıyorum. Ya yeter, Coşkun Bilir'le olan sorunu. Hayır, Coşkun Bilir değil. Coşkun Bilir'le olan senin sorununu kendin aranızda halledin. Bak ben Coşkun Bilir'in muhabbeti yapmıyorum. O da başkanı ama kendisi. Ya bu Coşkun Bilir'in muhabbeti nedir be arkadaş ya? Bak kendisi o da başkanı. Ben burada esnaftan yana konuşuyorum. Bak esnaftan yana konuşuyorum. Esnaf darboğazda Zafer. Sesini... Yani bir tek Sakarya esnafı değil, Türkiye esnafı, evet. Dünya esnafı darboğazda. Pandemi anda... dünya ekonomisi saçtı, bu bir realite. Evet arkadaşlar, konuyu biz bu Sasun'un plan konusunu kapattık. Şu anda benim diğer imaj konusuna gelelim. İmaj konusu, Sakarya'nın imaj bence konusu. Bence o konuya hiç girme.
En son olarak Sakarya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ajanı yakalandı ve tutuklandı.